İyi akşamlar, Line TV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi sabah saatlerinde adeta dehşeti yaşadı. Hastane merdivenlerinde sigara içen erkek hemşire kendisine ceza kesen hastane müdürünü boğazından bıçakladı. Sağlıkta şiddet haberlerinde ezberi bozacak gelişme bu kez Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde yaşandı. Bu kez bir sağlık çalışanı başka bir sağlık çalışanına saldırdı. Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nin müdürü Cihat Yenigün, 32 yaşındaki bir erkek hemşirenin falçatalı saldırısına uğradı. Kapalı alanda sigara içmeyle ilgili başlayan tartışmada erkek hemşire kendisine yazılı ceza bildirimi sonrasında müdürü odasında bastı ve saldırdı. Hem de falçatayla. Sigara içtiği için daha önce uyarılmış, birkaç tutanağı varmış. Olayların kıvılcımını bu. Kapalı alanda sigara içme ile ilgili tutanaktan sonra müdür düzenlemiyor. Hayır, hastanedeki diğer görevliler düzenliyor. Öldürülmesinin taammüden planlanmış olduğu izlenimini veriyor. Hastane müdürüne ilk müdahale Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde yapıldı. Sonrasında ise Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Allah'ım aziz, sağlar versin. Hayati tehdidi şu an için yok Allah'a şükür ama çok ciddi bir risk atlatmıştır. Ona da memnunuz diyeyim ama gerçekten çok üzgünüz. Sebep ne? Beklemediğimiz bir şeydi bu. Bursa'da otomotiv fabrikalarında 16 Mayıs'ta başlayan eylemlere karıştığı gerekçesiyle 188 işçi tazminatsız olarak işten atıldı. Olayı yargıya taşımaya hazırlanan sendikalar parlamentoyu göreve çağırdı. Bursa'daki otomotiv devlerinde son zamanlarda kitleler halinde işçi çıkışı yapılıyor. Fabrikalarda çalışan işçilerin ise endişeli bekleyişi sürüyor. Daha önceki büyük eylemlere katılan işçiler gün aşırı iş vakitleri feshedilerek mağdur duruma düşüyor. Sendikalar ise tepkili. Binlerce metal işçisinin ekmeğiyle oynuyorlar. İşçiler endişeli bir bekleyişin içine sokuluyor. Değerli dostlar, sermaye sınıfının örgütü 30 yıllık işbirlikçi, dayatmacı, sendika ve toplu sözleşme düzenini çöküşünü geciktirmek için her yol ve her yöntemi denemekten vazgeçmedi dostlar. Metal işçilerinin işbirlikçi, dayatmacı düzene karşı başlattıkları büyük isyanı bastıramayan, yayılmasına engel olamayan sermaye örgütü ve iş yeri yönetimleri önce talepleri kabul edeceklerini ve işten çıkarmaların olmayacağı yalanı ile bütün metal işçilerini kandırdı. Birleşik Metal İş Bursa Şube Başkanı Ayhan Ekinci, işten atılan işçilerin işe geri alınmasını talep ederken bunun olmaması halinde greve gidileceğinin sinyallerini verdi. İşten atılmaların önüne geçilmeli ve atılan tüm işçiler işe alınmaları sağlanmalıdır. Toplu sözleşmede değişiklik yapılmadan vade tarihlerinde iş yerinde çalışanlara bu paraların ödeneceğini söyleyerek işçilerin saat ücretine zam yapılacağı sözüne de yalan olduğu ortaya çıktı dostlar. Domuzdan poz, sermayeden dost olmaz diyoruz tekrar. Metal işçileri tüm iş yerlerinde bu paraların saat ücretlerine giydirilmesi için ortak mücadele etmelidirler bu saatten sonra arkadaşlar. Bursa Beşevler Mahallesi'nde inşaat halindeki bina çöktü. Vatandaş el birliğiyle altında kalan iki kişiyi çıkardı. Hastanede tedavi altındalar. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki inşaatta çalışan işçilerden Mevlüt Aktürk, beton döküldükten sonra inşaatın etrafına girilmemesi için şerit çekmeye çalışıyordu. O sırada inşaat müteahhitinin arkadaşı, soyadı belirlenemeyen Nihat adlı kişi de yardım etmek için inşaata girdi. Bu sırada betonu yeni atılan inşaat büyük bir gürültüyle çöktü. İki kişi göçük altında kaldı. El birliğiyle işte bu şekilde çıkartıldılar. Güvenlik şeridini çektik. Ya çıktık, eve gidecektik. Balım çöktü. Onlar da altında ellerini yıkıp buraya güvenlik şeridi çekiyorlar. Kaç kişi kaldı? İki kişi.
Nilüfer Belediyesi'nin inşaat mühendisleri olayı devralırken iki kişi de hastanede tedavi altına alındı. Bursa İnegöl'de bir yangın çıktı. Sadece maddi zarar var. Ancak yangını da gölgede bırakan bir kurtarma operasyonuna imza attı İnegöl İtfaiyesi. İzliyoruz. İtfaiye 90 yaşındaki Mümin Çakır için seferber. Bu manzaralar eşliğinde vatandaşların elleri arasına güvenle bırakılan Mümin Çakır için hummalı ve titiz bir çalışma yürütüldü. Bursa İnegöl'deki Orhaniye Mahallesi sakinleri de an be an o anları izledi. 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangın, yaşlı adamın 3. katındaki evine kadar ulaşınca o da mahsur kaldı. Üstelik de hastaydı. İtfaiye ona merdivenle ulaştı, oksijen tüpü taktı. Akabinde el birliğiyle indirilip hastaneye ulaştırıldı. Evdeki yangın da çok geçmeden söndürüldü. Bursa'da uyuşturucuyla mücadelede kullanılan Alfa adlı köpek başarılı bir operasyona daha imza attı. Uyuşturucu taciri Babaoğlu'nun sakladığı 30 kilo uyuşturucuyu buldu. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hakkari'den otomobile koydukları uyuşturucuyu Bursa üzerinden İstanbul'a ulaştırmak isteyen 51 yaşındaki baba ile oğlu Anıl Fırat'ın bulunduğu otomobili takibe aldı. Feribotla İstanbul'a gitmek üzereyken iskelede durdurulan otomobilde yapılan aramada bir şey bulunamayınca bu kez devreye Belçika kurdu cinsi Alfa girdi. Kısa süre içerisinde otomobilin koltuk bölümünün alt kısmına yerleştirilen 30 kilo uyuşturucuyu buldu. Baba ve oğlu uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Bursa'da yolda kalan araç için sürücünün motosikletli arkadaşı yardım etti. Ama bu yardım yürekleri ağza getirir cinsten. Yer Bursa'nın İzmir gidiş istikameti. Bir araç yolda kaldı. Aracın sol tarafındaki motosikletlinin yardımı büyük şaşkınlık yarattı. Yolda kalan arkadaşının imdadına koşan motosiklet sürücüsü ayağını arka tampona dayayarak aracı kilometrelerce itti. Hızlanan aracın şerit değiştirmesine bu şekilde yardımcı olan motosikletli, kazaya davetiye çıkaran yardımıyla dikkat çekerken İzmir yolunda hiç trafik polisinin olmaması nedeniyle engellenemedi. Bursa'da okuldan uzaklaştırılmasına öfkelenerek iki müdür yardımcısını bıçakla yaralayan lise öğrencisi yargı önüne çıktı. Mağdur öğretmenlerden biri böyle bir birey yetiştiriyor olmaktan utanıyorum dedi. Bursa'da 26 Mart'ta Küçükbalıklı Kırcılar Lisesi'nde uyuşturucu bulundurduğu için okuldan uzaklaştırılmasına kızıp odasını bastığı iki müdür yardımcısını bıçaklayan lise öğrencisinin yargılanmasına başlandı. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki kişiye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar vermek suçlarından toplam 36 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık, yaşının küçük olması nedeniyle gizli yapılan duruşmada amacının özür dilemek olduğunu, ancak müdür yardımcılarının onu dinlemeyince bıçağı korkutmak maksatlı çıkardığını söyledi. Liseli sanık bıçak darbelerinin onların elinden kaçmaya çalışırken olduğunu söyleyerek kendisini savundu. Dava sonunda ise mağdur öğretmenler sendika üyeleriyle birlikte kameraların karşısına geçti. Duruşmada öğrencimizi gördük ama öğrencim demek istemiyorum. Öğrencim diyemiyorum. Öğrencim demek içimden gelmiyor zaten. Sadece sanık diyorum ben ona. Ailesine acıyor muyum? Ailesine acıyorum, ülkemize acıyorum, insanlarımıza acıyorum. Bu tür bir birey yetiştiriyor olmaktan da utanıyorum. İnşallah hiç kimse böyle biriyle bir daha karşılaşmaz. Yaşanmaması gereken, olmaması gereken bir olay yaşadı. Bunu dile getirdik. İnşallah yargı gereken kararı verecektir. Türk Eğitim Sen Bursa Birnoğlu Şube Başkanı Kazım Sarnık, görülen davaya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gözlemci ya da avukat gönderilmemesini eleştirdi. Şu anda Milli Eğitim'den burada hiç kimse yok. Yani Milli Eğitim eğitimcileri sahipsiz bıraktığı gibi en kötü zamanlarında dahi yanında olmama gibi bir tutum sergiliyor. Buradan ben Milli Eğitim'in yöneticilerini kınıyorum. Kamu
ya yönelik saldırılarda eğitimcilerin yalnız bırakılmaması noktasında hukuki desteğin sağlanmasını talep ediyoruz. Bursa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde slogan attığı iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı Binali Yıldız. Geçtiğimiz hafta cezaevine konulan Yıldız, denetimli serbestlik yasası kapsamında bugün tahliye edildi. Hırsız var, hırsız var. Bursa'da 26 Aralık 2013 tarihinde Türkiye Gençlik Birliği tarafından 17 Aralık operasyonu için Fomara Meydanı'nda basın açıklaması düzenlenmiş, açıklama sonrasında yapılan sloganlar nedeniyle aralarında Binali Yıldız'ın da bulunduğu 7 kişi hakkında başbakana hakaret ettikleri gerekçesiyle dava açılmıştı. İşte o 7 kişiden biri olan Binali Yıldız cezaevine giderken bu sözleri sarf etmişti. 17-25 Aralık operasyonlarından sonra bazı sivil toplum kuruluşlarının protesto eylemleri vardı. Ben de onlara katıldım. Orada toplulukla beraber bazı sloganlar atıldı. Orada hırsız var, hırsız Tayyip Erdoğan gibi sloganlar atıldı. Biz de toplumun içindeydik. Bundan dolayı yargılandım diğer arkadaşlarımla beraber. 11 ay 20 gün hapis cezası aldım. Yıldız bir haftalık hapis hayatının ardından bugün denetimli serbestlik yasası kapsamında serbest bırakıldı. Bu 17 Aralık, 25 Aralık soruşturmalarını örtbas ettiler yani. Bizim gördüğümüz bu. Biz de buna tepki vereceğiz tabii ki. Biz onları oraya seçen biziz. Biz onlara oraya gönderirken Tayyip Erdoğan olur, Kılıçdaroğlu olur, Bahçeli olur hiç fark etmez yani. Biz onları ülkeye hizmet etsinler, millete hizmet etsinler diye gönderiyoruz. Kendi ceplerine çalışsınlar, kendi yandaşlarını zenginletsinler diye göndermiyoruz. Buna aykırı davranana bu onlar bizim vekilimiz. Asıl olan biziz. Demek ki biz de gerekeni yapacağız. Tepkimizi de vereceğiz. Yıldız hapse girerken kullandığı ifadeleri ise harfi harfine tekrarladı. Adı geçen, soruşturma açılan bakanlar, başbakan yargılansın kamu önünde. Bunların beraat ettiği veyahut da suçu olmadığı kanıtlansın. Biz de özür dilerim kendisinden. CHP Bursa Milletvekilleri yeminlerinin ardından ilk ziyaretlerini Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yaptı. Ziyarette kentin sorunlarının çözümünde birlikte hareket etme konusunda görüş birliğine varıldı. CHP Bursa Milletvekilleri Lale Karabıyık, Ceyhun İrgil, Orhan Sarıbal ve Erkan Aydın ilk ziyaretlerini Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yaptı. Size çok şey bekliyoruz yani. CHP Bursa İl Başkanı Zafer Yıldız'ın da katılımıyla gerçekleşen ziyaret, Başkan Bozbey'in Başkan Burada projesi kapsamında makamını taşıdığı Balkan Mahallesi'nde gerçekleşti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bozbey, Türkiye'deki demokrasi anlayışını tam anlamıyla yerine oturtacak milletvekillerine sahip olduklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri alanda, sahada, yani başkan nasıl sahadaysa, alandaysa, mahallelerdeyse onlar da aynı şekilde yine görevlerine başlar başlamaz, yeminlerini eder etmez hemen halkın arasına katılarak bu farkı ortaya koymaya çalışıyorlar. Başkan Bozbey ayrıca halk evinde yeni bir uygulamaya geçtiklerini söyledi. Her parti grubuna ait bir odamız var. Bursa'da artık 4 parti grubu var biliyorsunuz. 4 parti grubuna ait bu odalarda vatandaşlarımızla buluşmalarını arz ediyoruz. Yani parti binalarında değil de halk evinde halkla buluşmalarını öneriyoruz. CHP Bursa milletvekilleri de her zaman halkın yanında olacaklarını belirtti. Güzel şeyler olacağını düşünüyorum ve gerçekten hizmet için yola çıktık. Bu sözümüzü de her zaman tutacağız. Hem Ankara'dayız hem buradayız, her yerdeyiz. Amacımız hem Bursa özelinde hem Türkiye genelinde aslında hakikaten demokratik, çağdaş, layık bir Türkiye'yi yeniden inşa etme mücadelesidir. En önemli işlerden bir tanesi tabii halkın içinde olmak, halkın sorunlarıyla yan yana olmak. Ama hem Türkiye'nin hem de Bursa'nın gündemi o kadar yoğun ki hemen gelir gelmez, hemen şu anda müdahale etmemiz gereken, uğraşmamız gereken 5-6 tane yerel sorun var. Zaman zaman paylaşacağız. Bir tarafta işçi direnişleri var, bir tarafta Büyükşehir'in Uludağ'da yaptığı 23 dönümlük bir orman katliamı var. Bir tarafta Mudanya'da yeni yapılan bir kazıda çıkan bir antik kent meselesi var. Yani her tarafta bir mesele var ama biz de bunlarla uğraşacağız. Bursa'da kalacağımızı, Bursa'da olacağımızı söylemiştik. Gerçekten de elimizden geldiğince, olabildiğince Bursa'da yaşayarak ve sözümüzü tutacağız tabana ve seçmenlere söz vermiştik. Elimizden geldiğince Bursa'da olacağız.
toplu hareket edeceğiz. Beşimiz birimiz olacağız, birimiz beşimiz olacağız. Bu çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik anlamında, sosyal devlet anlamında en güzel uygulamalarından biri. Hem bunu desteklemek hem de ilk ziyaretimizi yapmak üzere buradan başladık. Sosyal medya gençlerimize eğitim eksikliğinden dolayı maalesef hiç de yaramıyor. İzmit'ten elimize ulaşan görüntü ülkemizde suç oranının neden azalmadığını net bir şekilde açıklıyor. Ne olacak? Bir şey mi yapacaksın? Kız kavgası deyince akıllara hemen birkaç yıl önce çekilen bu video geliyor. Yapsana bir şey. Yapsana. Sen Yılmaz'la ne yapmaya konuşalım? Bir şey yapmadım onunla ben. Yapmayın bir de şeyler ya. Sen Yılmaz'la fırlar yaptın ya dedim lan. Hayır. Yılmaz'la fırlar beni yaptı dedim. Bunlarsa yeni. İddiaya göre İzmit'te çekildi. Çatışan kızların yaşları 17. Sosyal medyada dallanıp budaklanan dedikodu tartışması fiziksel kavgaya döndü. Kızlardan biri köşeye sıkıştırdığı kızı önce sözlü tahrik ediyor. Seni yakalayacağım hiç aklına geldi mi? Denize alın. Sakın. Denize alın. Şuradan neyi kavga edeceğim mi? Sen ne yapacaksın? Hiç boşuna gittin nefesini tüketmeyeceğim. Nefesini tüketmeyeceğim. Sadece sana söyleyeceğim. Senin haberin var mı? Uzaklarım var mı? Sonra da birden vurmaya başlıyor. Ya! Ya! Sekil karışma, sekil kasıt. Fesuda neler böyle? Üstünü giydirin. Bırak! Üstünü giydir buydu. Türbanlı kızın saçı açılıyor ancak onlar durmuyorlar. Diğer kızın giysileri de üstünden çıkıyor. Yine durmuyorlar. Bu arada biri de o anları kayıt altına alıyor. Öteki yandan da kavga edenlere komut veriyor. Ama hiç karışma bak onun hakkında neler paylaşmıştı Yağmur. Aşağı inin. Ya yavrum. Yumruk at, yumruk at. Gel biraz daha şöyle al. Ya Selin karışma sen Selin. Onun haberimiz mi vardı? Fiziksel kavga burada bitiyor. Bu kez de sosyal medyada tehditler, hakaretler, küfürler havada uçuşuyor. Henüz yetişkin sayılmayan bu kızlar silahlarla, bıçaklarla birbirlerine ölüm tehditleri yağdırıyor. Hesap sorma sözü veriyor. Gaziantep'te inanılması güç bir olay yaşandı. Yolcu minibüsünde fenalaşan genç kaldırıma bırakılarak ölüme terk edildi. Görüntüler Gaziantep'ten. İnsanlık ayıbı an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcu minibüsünde fenalaşan 25 yaşındaki Halil Cengiz, sürücüsünün durdurduğu minibüsten sürüklenerek yol kenarına bırakıldı ve ölüme terk edildi. O sırada kameraya giren iki çocuk oldu sadece. Yaklaşık yarım saat sonra duvar dibinde baygın halde yatan genci gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun bakıma alınan genç kurtarılamadı. Olayda ihmal olduğunu söyleyen baba Supi Cengiz yaşanan bu vahşete isyan etti. Halil Cengiz benim oğlumdur. İzmir'de biz mevsim işçi olarak çalışmaya gitmiştik. 45 gün sonra buna bir ceza geldi. 4 sene 2 ay bulanıma girdi. Oradan da çekti Antep'e geldi. Antep'ten köye gidiyor. Köyden işte sürücüye gidiyor. Sürüçten geri dolmuşa binip gelirken bu skandallar ortaya çıkıyor. Minibüsçüden, ambulanstan, devlet hastanesinden hepsinden şikayetçiyiz. Çünkü cebinde telefonu vardı. Bizi en azından aramaları lazımdı. Bu şekilde hiçbir şey olur mu ya? Oraya sanki minibüsçü bir canlı bomba indirmiştir. Kimseye yaklaşamıyor yani. Dersin ki orada bir canlı bomba var. Bir insan bu şekilde indirir mi oraya? Görüntüleri izleyenlerin de sorguladığı gibi acılı babanın da sorguladığı aynıydı. İnsan canı bu kadar mı değersiz? Oradaki halka soruyorsun bu necidir? Bu ne almıştır? Ya farz et ki zehir içmiştir. Farz et ki uyuşturucu almıştır. Senin görevin o anda onu kurtarmak. Hemşire müdürüne iniyor geri arabaya biniyor. Görüntülerde var işte. Hep kamerada çıkıyor yani. Hepsi var. Ben bunların hepsinden şikayetçi ve davacıyım. Gencin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı. Bu tarz haberleri ne yazık ki artık her hafta verir olduk. Köpek katliamı bu kez Kütahya'ya sıçradı. 60 köpeğin vahşice itlaf edilmesi hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. Köpek katliamı bu kez Kütahya'da yaşandı. Altıntaş ilçesine bağlı Pusan köyü girişinde yaklaşık 60 köpek zehirlenerek yola bırakıldı. Olayı kimlerin yaptığını gören kimse yok. Ancak gece yarısı plakası alınamayan bir kamyonetin durduğu ve köpekleri araçtan attığı iddiası var. Hayvanseverler yaşanan bu katliama dur demek için çalışırken olay bunu yapanların insanlık değerlerini adeta yeniden sorgulatıyor.
Vatandaşların anlattıkları ise durumun vehametini ortaya çıkartıyor. Köyümüze bir sürü köpek atmışlar. Öyle bir belki 50-60 tane köyümüzü köpekler sardı. Vicdanım bilmiyor mübarek günlerden. Kütahya'dan geldi, bilmem nereden, bilmiyoruz nereden geldiklerini. Ölen köpeklerin Gıda ve Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileriyle köylüler tarafından bir çukur açılarak gömüldüğü belirtildi. Edirne'de ise bir şehir magandası dehşet saçtı. Pompalı tüfeği doğrulttu, savunmasız bir köpek oldu. Edirne Süloğlu ilçesi üzerinde bulunan bir inşaatın şantiyesindeki köpek, yoldan geçen motosikletli şahıslar tarafından katledildi. Şahıslardan biri çıkardığı pompalı tüfekle köpeğin üzerine yürüyerek kendisini avlayan bekçi köpeğine pompalı tüfeği doğrulttu ve 5 el ateş etti. Vahşet görüntüleri güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Köpeği vuran şahıs boş kovanları da toplayarak olay yerinden ayrılırken vurulan köpek ise can çekiştikten bir süre sonra öldü. Olayla ilgili Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Diyarbakır'da haraç toplayan PKK'lılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 kişi yakalandı. Jandarma, özel harekat polisleri hepsi de harekete geçti. Hedef PKK üyeleri. Diyarbakır'da haraç toplayan PKK'lılar 16 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonla yakalandı. 11 kişinin üzerinde silah ve silahlara ait mermiler ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği, geçen yılın Kasım ayında yapımı devam eden baraj inşaatlarını üstlenen firmalardan bölücü terör örgütü tarafından baskı yapılarak haraç istendiği, haraç vermeyenlere iş bıraktırıldığı bilgisinin alındığını ve suçun aydınlatılması maksadıyla 8 ay boyunca çalışma yürüttüklerini açıkladı. Yaşanan talihsiz bir kaza ya da dikkatsizliğin insan hayatını ne yönde etkilediğini 25 yaşındaki Ahmet Civan'ın zorlu yaşam mücadelesini getiriyoruz ekrana. Islak kendi var, yaralantları var, yelpaze var, sıcak var, yelpaze var. 25 yaşındaki Ahmet Civan'ın 2 yıl önce karardı hayatı. Av tüfeğini temizlediği sırada içindeki fişeğin patlamasıyla çenesini ve burnunu kaybetti. Av tüfeğinde temizlik yaparken kurşunun içinde bırakmışım abi. Bir anda yüzüme patladı. 2013'ten beri gözlerimi ve yüzümü kaybettim. Bu elim kaza karşısında çaresiz kalan Civan, her gün Ankara'nın göbeğinde mendil, yara bandı ve yelpaze satarak ameliyat masrafları için var gücüyle çalışıyor. İki tane operasyon geçirdim. Çeneme kemik nakli yaptılar sağ ayağımdan. Biraz da ağzımı genişlettiler. Önceden mide hortumuyla besleniyordum. Boğazımdan nefes hortumum vardı. Onları aldılar ameliyatlardan sonra. Şu anda normal yiyebiliyorum ama her şeyi yiyemiyorum. Yumuşak şeyleri yiyorum. Valla ayağa kalktığımdan beri kendimi toparlamaya çalışıyorum. Maddi sıkıntılarım var. Çalışarak ameliyatlarımı yaptırmaya çalışıyorum. Çünkü çalışmak zorunda. Ailesiyle yaşadığı için engelli maaşı verilmedi. Bu sattıklarıyla kıt kanaat geçinmeye çalışıyor. Sosyal yardımlaşmaya, özürlük maaşına falan başvurdum. Ailemle yaşadığımdan dolayı zevk geldi, kabul etmediler. Aksine bile borç çıkarıyorlar. Nefes almakta zorluk çeken Civan, Ağustos'ta olacağı ameliyat için yetkililerden destek bekliyor. Ağızdan gerçekleşiyor. Geceleri uyuyamıyorum abi. 10 dakika uyusam 15 dakika uyanıyorum. Yani derin bir uykuya dalamıyorum ben. Hafif uykuda, hiç sürekli uyanıyorum yani. Ağustos'tan sonra bir ameliyat şey daha var. Burun ameliyatı. Maddi sıkıntılardan dolayı bekliyorum. Evet, maddi sıkıntılar. Para biriktirmeye çalışıyorum işte. Yani başka işleri yapmak istiyorum ama yok. Gözler görmediği için. Yapamıyorum. Kaç yaşındaydın Ahmet? 25 yaşındaydım.
Aynı saatlerde 3 ülkeden saldırı haberleri geldi bugün. Tunus'ta turistlerin kaldığı 2 otele, Kuveyt'te bir Şii camiine, Fransa'da ise doğalgaz fabrikasına saldırı düzenlendi. Saldırılarda en az 38 kişi öldürüldü. Tunus'un Susa kentinde yabancıların kaldığı 2 otele silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırılarda 27 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu turist. Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının bölgede bulunan 2 turistik otele eş zamanlı düzenlendiği ve 90 kişinin de yaralandığı belirtildi. Otellerden birinin İspanya'nın dünya cönlülüğü oteller zincirine ait olduğu ve çatışmanın henüz tamamlanmadığı otelde ölü sayısının artabileceği kaydedildi. Olayda bir saldırganın vurularak öldürüldüğü, ikinci saldırganın ise kaçtığı duyuruldu. Kuveyt'te ise Şiilere ait bir camiye cuma namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. 2000 kişinin namaz kıldığı anda yapılan kanlı saldırıda en az 10 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu belirtildi. Son yıllarda terör saldırılarının neredeyse hiç görülmediği Kuveyt'te intihar saldırısını IŞİD üstlendi. Tunus ve Kuveyt'in ardından Fransa'da terör saldırısının hedefi oldu. Fransa'nın İsviçre sınırında yer alan sanayi bölgesindeki doğal gaz fabrikasına düzenlenen saldırıda bir kişinin kafası kesilerek öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırganın doğal gaz fabrikasına bir araçla girdiği ve yanında getirdiği kesik başı fabrikanın duvarında bulunan çitin üzerine IŞİD bayrağıyla birlikte astığı bildirildi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, terör saldırısı olduğunu ifade ettiği saldırının arabayla fabrikaya giren bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini söylerken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. İstanbul'da seyir halindeki bir motosikleti alevler sardı. Sürücüsü son anda kendini motosikletten atarak kurtuldu. İstanbul Maltepe sahil yolunda alev alev yanıyor motosikleti. Yakıt deposu tamamen dolu olan motosikletiyle seyir halindeyken bu hale geldi. Yakıt kapağı bir süre sonra kendiliğinden açılınca benzin asfaltın üzerine döküldü. Alevler yola yayılırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araç hurdaya döndü. Durduk yere yandı yani ya. Yolda giderken bir anda alev aldı işte. CHP, MHP ve HDP'nin ardından AK Parti'de meclis başkanlığı için adayını açıkladı. İşte o isim. Günlerdir merakla beklenen soru bugün yanıtını buldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin meclis başkan adayının Milli Savunma Bakanlığı görevini yürüten İsmet Yılmaz olduğunu açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Savunma Bakanı İsmet Yılmaz arasında çok düşündüklerini belirten Davutoğlu, AK Parti'nin 258 vekille Yılmaz'ın arkasında olacağını vurguladı. Öte yandan Davutoğlu, meclis başkanlığı seçimlerinin sanki koalisyonun bir pazarlık parçasıymış gibi telaffuz edilmesini doğru bulmadığını açıkladı. İstanbul Beykoz'da serebral palsi hastası çocukların aileleri bir araya geldi. Sağlık sistemindeki değişikliğe tepkileri vardı. Evet, hadi devam ediyoruz. Tamam. Tamam, hadi. Çok sevineceğiz değil mi? Sonra ne yapacağız? Hop, gireceksin değil mi? Serebral palsi. Halk arasında bilinen adıyla beyin felci. Türkiye'de birçok aile ve çocuk bu hastalıkla mücadele ediyor. 5 yaşında SİPİ hastası. Doğum esnasında beynine 8 dakika oksijen gitmediği için şu anda beyin felci geçirdiğinden dolayı SİPİ hastasıyız. Kabullendikten sonra ilk etapta hemen fizik tedaviye başladık. Fizik tedaviye başladıktan sonra sonuçlar alınmaya başladı. Serebral palsi çocuklarının rehabilitasyonu günlük yaşamda bağımsız olabilmeleri için son derece önemli. Ancak SGK bunu pek de mümkün kılmıyor. Gördüğünüz gibi bedensel 17 yaşında olabilir ama 17 yaşındaki bir çocuk gibi değil, daha küçük duruyor. 16 yaşında doldurduğu için Hüseyincan, SGK maalesef ki ikiye ayırdı artık fizik tedavide. 16 yaş altı ve 16 yaş üstü diye. 16 yaş üstü serebral palsiler artık bir gelişim gösteremez diye onlara ciddi kısıtlamalar getirdi. Bu durumda
ailelerin devletle ilişiği kesilmiş oldu. Zaten giderleri fazla olan aileler, hal böyle olunca çocuklarının gelişimini sürdürebilmek için özel hastanelere yönelmek durumunda kaldı. O yüzden biz yine sesleniyoruz yetkililere. Özellikle maddi durumu birçok ailenin iyi değil. Kendi ceplerinden para ödeyip bu fizik tedavileri karşılayamazlar. Mutlaka geri dönüş yapılması gerekiyor. Bu ayrım yapılmaması gerekiyor. 16 yaşından sonra şunu sormak istiyorum. Hangi yetkili kendi çocuğu bu durumda olsa diyebilir ki tamam bu çocuk artık işe yaramaz 16 yaşından sonra biz bunu bir köşeye koyalım hiçbir şey yapmayalım. Bunları vicdanları kabul ediyorsa eğer o zaman bu şekilde devam etmelerine ses çıkarmayız. Ama önce kendi vicdanlarına seslensinler. Kendi çocukları için bunu kabul edebiliyorlarsa o zaman diyecek bir şeyim yok. Sağlık sistemindeki değişiklikler üzerine yaşadıkları sıkıntıyı dile getiren aileler, fizik tedaviye ihtiyaç duyan çocukları için yeni bir düzenleme istiyor. Çok sevineceğiz değil mi? Sonra ne yapacağız? Savaşın en büyük mağdurları çocukların yaşadığı yaşamsal kaygılar, geçmeyen acılar ve en önemlisi de yoksullukla mücadeleye biz de tanığız. Suriyeli tam 10 bin çocuk öldürüldü bugüne dek. Yıllardır savaşın beşiği olan ülkeden kaçabilen çocukların ikinci vatanı Türkiye. Buradaki savaşın adı ise yoksulluk. Burası Batman. İki hayırsever anlaşıp bu fırında ücretsiz ekmek dağıtmak istedi. Ramazan nedeniyle yoğunluk oluşacağı zaten tahmin ediliyordu ancak ortaya çıkan manzara iç acıttı. Suriyeliler, özellikle de Suriyeli çocuklar adeta birbirini ezdi. Batman'da 20 bini aşkın Suriyeli sığınmacı var. Çoğu da çocuk. Ekmek kavgasında bu rakamlar ortaya tam olarak çıkıyor. Bazı çocuklar fazla ekmek almak için birbirinin elindeki ekmekleri parçalıyor. Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelere makine parkı hedefi çalışmaları kapsamında hizmet filosuna 4 greyder ve 2 silindiri daha ekledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmette aksamanın yaşanmaması için tüm ilçelerdeki şantiyelere yeni ekipman ve iş makineleri eklemeye devam ediyor. Araçlara 4 greyder ve 2 silindir eklendi. İlçelere has oluşturdukları makine parkurlarıyla iş makinelerinin bir ilçeden başka bir ilçeye taşınmasının önüne geçildiğini söyleyen Başkan Altepe, böylelikle çalışmaların daha kısa zamanda sonlandırılmasının amaçlandığını belirtti. Her geçen gün araç parklarımızı güçlendiriyoruz. Tüm bölgelerde kurduğumuz şantiyelerimiz bir yandan Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri, bir yandan BUSKİ ekipleri ve makine ekipmanlarıyla birlikte güçlü birer şantiye haline döndü. Ve alınan bu makinalarla birlikte de aynı zamanda tüm şantiyelerimize artık yerinde hizmet veriliyor. Bugün İnegöl'de çalışan herhangi bir makinamız artık Mustafa Kemal Paşa'ya gitmiyor ve yollarda yolculuk yapmıyor. Sadece bugün kattığımız bu 6 iş makinamızın bugünkü bedeli 3 milyon lira yani 3 trilyon lira. Bursa'da Sinan Paşa Külliyesi'nin restorasyon çalışmalarında araçların rahat girebilmesi için yıkılan tarihi duvarla ilgili dün yapılan incelemeler sonrası soruşturma açıldı. Yenişehir ilçesindeki Sinan Paşa Külliyesi'nin geçen ay başlatılan restorasyon çalışmalarında araç ve malzeme girişini sağlamak amacıyla tarihi duvarın yıkılarak kapı açılması ile ilgili inceleme başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, tescilli yapıya ait duvarın izinsiz yıkıldığını belirledi. Bakanlık yaptığı açıklamada duvar yıkımını gerçekleştiren sorumlular hakkında 2863 sayılı yasa kapsamında yasal soruşturma açıldığını bildirdi. İnceleme sonucu medresenin bulunduğu parselin doğu yönünde yer alan 3.50 metre genişliğinde bir bölümün tamamen yıkıldığı, yıkılan taş duvarla birlikte duvar üzerinde bulunan kirpi saçaklı bölümün de yıkıldığı, duvarda meydana gelen açıklığa demir profilli tel ızgaralı bir kapının yerleştirildiği, tel ızgaraların önünün yeşil bir branda ile kapatıldığı tespit edilmiştir denildi. Bursa'da kirlilik yüzünden şikayetlere neden olan Eşkel Sahili Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kirlilikten arındırıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bursalıların yaz aylarında denizle buluşma noktalarından biri olan Eşkel sahillerindeki kirliliğin sona erdirilmesi amacıyla temizlik çalışması yaptı.
büyükşehir yasamızla birlikte, bütün şehir uygulamayla birlikte artık Bursa'mızın her köşesi Büyükşehir Belediye'mizin artık hizmetlerini almaya da devam ediyor. Eşkel, Esence bölgesinde sahillerindeyiz ve bu bölgede de daha önce geldiğimizde, geçtiğimiz yaz geldiğimizde bölgeler gerçekten sahilimiz büyük kirlilik içindeydi. Bölgenin altyapısı, suyu, kanalizasyonu ve yağmur suyu hatlarıyla birlikte, arıtmasıyla birlikte tüm sistemler kurulurken bir yandan da sahil düzenlememiz aynen devam ediyor. Özel bir makineyle plajda kirliliğe yol açan atıklar toplandı, kum elenerek sahildeki kum kalitesi arttırıldı. Deniz içinde kıyıya yakın bölümlerde oluşan yosunlar da toplandı. Altepe, Eşkel'in altyapı ve tesis anlamında da gelişeceğini söyledi. Bölgenin eksikleri, tüm sahilin eksiklikleri, yapılması gereken tesisler de buralarda kurulmuş olacak. Şimdiden sonra artık sahillerimizde kirletilmeyecek ve burada yapılan altyapıyla birlikte, paket arıtma sistemleriyle birlikte artık kanalizasyonlarımız da denize akmayacak. Şu anda gelmekte olan bu işlerle ilgili, bu hizmetlerle ilgili, başta sahillerin temizliğiyle ilgili özel makinalarımız, özel ekipmanlarımız da yolda. Birkaç gün sonra onlar da buralarda geliyor ve modern sistemlerle, tüm makinalarla, cihazlarla birlikte bu çalışmaları sürdüreceğiz. Şimdi İzmir'de geçen Ekim ayında dünyaya gelen yavru fil Deniz'in şişme havuzdaki banyo keyfini izliyoruz. O ablası İzmir gibi İzmir'de Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya geldi ve Türkiye'de doğan ikinci fil unvanına sahip oldu. Adı Deniz, şimdi 8 aylık ve 300 kilo ağırlığında. Bakıcıları onun sıcaklardan bunalmaması için özel hazırlık yaptı. Ona göre bir havuz hazırlandı. İlk banyosunda keyifli anlar yaşandı. Suya girmekte ilk başlarda hali nazlansa da zamanla alıştı. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. İyi akşamlar, hoşça kalın.